Merhabalar, ben Kötüyüz Köte ve Kısa Efsu'nun 12. bölümüne hoş geldiniz. Mini map'i kapattım çünkü evi tamamladım. Ve ne olduğunu görmenizi istemiyorum. Dın 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 dın. Tanıdık bir tasarım gibi geldi mi size? Hatta biraz yukarı çıkayım. Aranızda Fitti Köfte 1'i izleyenler var mı? İzleyeniniz varsa eğer bu tasarımı çok güzel tanımanız lazım. Ama henüz tamamlanmadı. Binanın şeması tamam. Şuralara cam falan ekleyeceğim. Buranın üstüne ikinci bir kat ekleyeceğim. Evet, binayı yaparken sadece 4 malzeme kullandım. Black Granite Brick, Smooth Black Granite, cam ve şu arkadaşlar. Tabii bunları daha kaplayacağım. Ama Black Granite'im bitti. Ama farklı bir şeyle de kaplayabilirim. Onlara bir yere karar veririm. Ya da daha iyisi, hangi malzemeyle kaplamam gerektiğini siz söyleyin. Bunları hangi malzemeyle kaplayayım? Sizin seçiminiz. Balta da ne bereketli çıktı. Kaçtır kırılmıyor. Bu baltayla orman katlettiydim. Yani dersu bu baltayla ormanın yarısını katlettim. Geri kalan yarısını başka bir baltayla katletmiştim. Şuralarda bir yerde bir Black Granite yatağımız var. Çok yakın. Oradan kazdım hepsini. Fakat elimde kala kala şu kadar kaldı. Yani. Evet, bunun yanı sıra. Tamamdır. Şu lignitleri bitirelim. Bolca cama ihtiyacım olacak çünkü. Ayrıca cam kırmak için de şu Ordo Shard'dan yapılma pikeksi kullandım. Kendiliğinden Silk Touch'a sahip. Ama bildiğiniz gibi durability'leri yok. Ve beraberinde şimdilik kapı kullanmamak gibi bir tuhaflık yapmaya karar verdim. Paving Stone of Warding kullanacağım. Bunlar nedir diye soracak olursanız şurası. Basitçe player dışında herhangi bir şeyin geçmesine izin vermiyor. Yani sadece ben geçebilirim bu durumda. Ya dünyadaki tek player... Witch. Tamam, herhangi bir efekt veremedi bana. Güzel. Evet. Ayrıca üst tarafın ışıklandırması konusunda falan pek endişelenmeme gerek yok. Çünkü Black Granite üzerinde herhangi bir mob spawn olamıyor. O yüzden de üst tarafın ışıklandırması konusunu pek önemsemiyorum. Zaten açıklama kısmına bakarsanız eğer mobs can't spawn on this. Moblar bunun üstünde spawn olamaz. Yani doğamaz. Ve şurayı da bir ara parçalamam lazım ve içindeki spawnerları taşımam lazım. Bu arada adventure modda değilim ancak hala adventure moddaymışım gibi oynuyorum, biliyorum. Çünkü öyle oynamayı seviyorum. Biraz kendimi kandırıyorum. Şurası da glass'la kaplı. Ve şimdi Paving Stone of Warding'leri bir test edelim. Domuzlar, gelin. Geçemiyorlar. Ha 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 ha.
Hapis kaldılar. Merak etmeyin. Bu taşların ufak bir özelliği var. Gidip aşağıdan kabulstone almaya üşendim. Evet. Bu özellik sayesinde onları dışarı çıkartacağım. Çünkü onları içeride istemiyorum. Gelin. Domuzcuk. Gel bakalım domuzcuk. Hah. Tamamdır, geçti. Sen de gel. Tamamdır. Gördüğünüz gibi redstone sinyali aldıkları takdirde takip edin. Evet, şimdi ise giremiyorlar. Ayrıca aynı şey hostile moblar için de geçerli. Aslında düşünce kapı kullansam daha mantıklıymış gibi. Ama kullanacağım kapıyı da göstereyim. Arcane Door. Yapımına bakalım. Yapımı bu şekilde. Hem biraz... Nasıl dur? Ne kadar beynim var? Beyinler şurada bir yerdeydi. 9. Yetmiyor. Daha fazla zombi öldürmem lazım. Hatta daha fazla looting ile zombi öldürmem lazım. Ve ardından... Bakalım. Yapmak istediğim bir şey var. Bu arkadaş. Gold pickaxe, şu şu ve bu lazım. Evet. Tamam, bu burada. Şunu kullanalım. Stikleri önceden yerleştirirsek eğer vanilla versiyonlarını elde ederiz. Tabii dur. Golden Axe. Pardon. Bir kısmı ingot olmalıydı. Çok nadiren de olsa karıştırıyorum hala. Hayır, kafası değil. Balta. Tabii Diamond Pickaxe'de falan filan eski durability'yi falan geri alacağız diye ümitlenmeyin. Öyle bir durum yok. Şimdi şu masayı yapmak lazım. Table. Evet, sen. Senden de bir tane yapmak lazım. Bana iki tane shard ver. İki parça gold ver. Dur. Bir parça cam ver. Evet. Şimdi bu ve bu. Evet. Ve şu arkadaşı elde ettik. Peki bunu nereye koyacağız? Güzel soru. Cidden çok güzel soru. Şuraya koyayım. Peki bu nedir diye soracak olursanız. Mesela şu an ordumuz az. Orduya ne sahip? Bu sahip. Evet. Bunları parçalayarak inceliyor.
Yanlış hatırlamıyorsam içine yakıt koyunca falan daha bir verimli oluyordu da yanlış hatırlıyor da olabilirim. Bir bakalım hemen. Once put on production table, table all spring to evet, bir tane bile ordu kazanamadık. Bu arada sizleri bir alalım. Ben seni buraya taşıyacağım. Chest'i ise buraya. Şu fazladan yaptığım bir research. Evet. Şimdi sana ordu içeren bir şey atmamız lazım. Sen metalum ordu içeriyordun. Yok. Metalum bunu içeriyor. İçeriyor. Metalum garanti bir terör. Bu. Hatta biraz atalım. Bakalım neler elde edeceğiz. Evet. Bir adet ordumuz var. Tıklayınca orduyu alıyoruz. Terra. Tekrar bir ordu. Ve bu şekilde güzelce research point elde ediyoruz. Ama garanti bir yol değil. Ve çoğu dikkat ettiyseniz çöpe gidiyor ancak yani zarar gelmez. Bazen espeklere ihtiyacımız oluyor ve bunları böyle yollardan elde etmemiz gerekiyor. Bakalım başka. 9 ordum. Bir ordum daha oldu. 10 ordum oldu. Ama gene araştırma çok daha mantıklı bir yöntem ve araştırma demişken. Bize kazandırdığından çok daha fazla şey verdi. Bayağı güzel. Evet, gördüğünüz gibi. On üç ordum var artık. Ordu sıkıntımız vardı. Evet, bu yolla da böyle bir arkadaş elde ettik. Peki. Şimdi yapmaya başlayacağımız şeyler neler? Biraz... Şunların olmasını bekleyeceğim. Onlar olurken şöyle bir arkadaş yapalım. Bakalım. Bunlar ne kadar işe yarayacak? De boyayacak malzeme yoktu. Evet ve tekrar şu arkadaşlar başladı. Evet. Şimdi yemeği neden gönderdim? Flux Flu bizim büyü yaparken zorluk yaşamamızı sağlayan bir şey. Büyü dışında çok bir işimize yaramıyor. Yani büyü yapmıyorken olması bizi çok etkilemiyor fakat büyü yaparken ciddi anlamda problem çıkartıyor. Bunun yanı sıra bizim burada cam döşememiz gerekiyor. Unutmayın, Greg Tech'le uğraşacağız ve
üstü kapalı bir alan gerçekten çok değerli. O yüzden de mümkün olduğunca çalıştığımız alanın üstünün kapalı olması lazım ve bu camlar kesinlikle yetmeyecek. Yani bu da demek oluyor ki bizim bayağı bir cam tüketmemiz gerekecek. Bu da büyük evde yaşamanın sıkıntısı. Gerçi o kadar da büyük değil. Ve biliyorsunuz ben çatımın camdan olmasını seviyorum. Evet, şuraya bir desen yapacağım. Neticede silk touch'ım olduğu için rahatça kırabiliyorum tekrar. Evet. Bitmiş bir kat böyle. Evet, kapı koymam lazım bir ara. Çünkü bir iskelet bana gidip ateş edebilir. Ben içeride çalışıyorken. Ve bunu istemiyorum. Peki, o zaman şimdi ne yapmaya başlıyoruz? Şunlar oluyor. Ben renklendirmek için ne kullanabilirim onları? Onu düşünüyorum. Bakalım. 3 tane veriyor. Crusher Grindstone. Evet, 3 tane elde edeceğiz. Gri boya. Evet. Güzel bir boya olabilir. Kesinlikle bundan daha fazlasına ihtiyacım olacak. Gel bakalım. Bu biraz filler bölüm oldu. Yani doldurma bölüm oldu. Çünkü... Light Grey olsun. Ya şu an tamamen evle ne yapacağım, eve ne yapmam gerektiğini karar vermeye çalışıyorum. Evet, bunu tekrar boyayamıyor muyuz? Lanet, bunu tekrar boyayamıyoruz. Harika. Rengi keşke önceden belirleseydim. O zaman... Şöyle bir gidelim. Evet. Camlar şimdiksiz. Şöyle gidin. Bayağı da camımız varmış aslında. Siz de şöyle gidin. Siz şöyle gidin. Sen şöyle git. Ve siz de şöyle gidin. O zaman... Bunlar tabii ki de yetmeyecek. Bunları daha sonra başka bir yakıtla değiştirmemiz gerekecek. Ama şimdilik dursunlar. Şu kömürle değiştireceğiz muhtemelen. 4 tanesi iş görür diye umuyorum. Ha, görür. Evet, bu esnada son iki bölümlerde yapmamız gereken neler var? Onlara bir bakalım. Arcane Levitator diye bir arkadaşımız vardı. Onu bulmam lazım. Size onu göstereceğim. Arcane Levitator... bu arkadaş. Aslında şu anda da yapabiliriz ve gösterebilirim. Greatwood Planks, Earth, Ordo, Niter, 2 Iron. 2 Iron. Earth, Air, Niter, 2 Iron ve şurada Greatwood Plank oluşturmuştum şurada bir yerde. Şuraya mı attım acaba?
Bir yere ben Greatwood Plank koymuştum. Evet. Nereye koydum? Sıkıntı orada. Hah, buraya koymuşum. Evet. Arcane Levitator. Size bu arkadaşı gösterelim. Gündüz mü? Evet, gündüz. Tomcraft'ın asansör yolu. Kendisi. Şunu şöyle koyalım ve gördüğünüz gibi beni yükseltiyor. Peki aşağı nasıl ineceğim? Shift'e basılı tuttuğum takdirde aşağı inmeye başlıyorum. Bu şekilde yukarı çıkıyorum ve Shift'e bastığımda aşağı iniyorum. Ayrıca bir güzelliğini daha göstereyim. Aslında şöyle. Ha, bu sürümde kaldırıldı mı o acaba? Evet, kaldırılmış. Eskiden düşüşümüzü de yavaşlatıyordu. Ama artık o yöntem değişmiş. Ha doğru, şu shift mekaniği eklendi ya. O yüzden değişmiş olsa gerek. Denedik, öğrendik. Evet, bu Arcane Levitator'ı katlar arasında geçmek için kullanacağız. Ayrıca kendisi stacklenebiliyor, yani Arcane Levitator'ları üst üste koyarak yüksekliklerini ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ben bunu asla kullanabilirim. De şimdi işime yarayacağını sanmıyorum pek. Evet. Biz burada şunların pişmesini bekliyorduk. Bir kısmı pişti. Şu şekilde kullanalım. Geri kalan kömür tozları işimize yarayacak. Evet, sanırım ben bu gereksiz konuşmayı bırakıp bölümü bitirebilirim de süre bayağı az şu an aslında. Şimdi Light Gray, anılan da şu. İkisi de güzel aslında. İkisini de kullanabilirim. Neyse, ben yukarıya bir düzen belirleyip sonraki bölümde geliyorum. Ya da bu bölümün sonunda geliyorum. Evet, bu bölümün sonunda geliyorum. Evet ve geri geldim. Ve bakalım neler oldu. Şu katların hepsini canlı yerleştirdim. Buraya da şöyle bir pattern koydum. Yani böyle bir düzende düşünce şuralara Black Grind koysam daha hoş durabilir. Evet. Onlarla uğraşırım. Benim arası. Ve şuraları hatta şimdi yapayım. Ondan sonra da bölümü bitireyim. Bu tarz inşaat bölümleri falan boş geçiyor biliyorum. Fakat önümüzdeki bölümlerden itibaren yeni makinelere girişeceğiz. Çünkü inşaatın geri kalan angaryalarını bodrumdur, şudur, budur, kamera arkası yapmak zorundayım. Kamera arkasında. Maalesef. Neticede bir ikinci kat ve bir bodrumda da döşemem lazım. Bunun için bolca granit toplamam lazım. Evet, bu daha hoş oldu. Bayağı bir hoş oldu hem de. Ve ayrıyeten Arcane Levitator'ımızı da buraya koydum. Ve üst kata çıkarken damage almayı başardım. Tebrikler bana. Yakında yapacağımız bir mod sayesinde, gerçi onun da pek önemi kalmayacak, ve buraya güzel bir ışıklandırma düşünüyorum. Aslında bunu köşeye falan da koyabilirdik de ortada olması güzel aslında. Evet, böyle ilerliyoruz.
Evet. Sonraki bölüm Bolca zombi avlanacak. Bolca granit toplanacak. Oh. Şurada. Ha doğru, bunun Auron olduğunu kırmıştım. Tamam, sıkıntı yok. Bunun olduğunu kırmıştım. Bu bir ara düzelir. Ve unutmadan auralardan bahsetmişken benim buralara bir şey dikmem lazım. En içinden geçeyim. Evde kapı yok, ancak evden sadece ben geçiriyorum. Harika değil mi? Şuna da düzenli bir redstone döşesem güzel olabilir. Diğer türlü kazara üstüne bastığında beni yukarı fırlatacak. Neydi? Silverwood. Evet. Sana güzelce ihtiyacımız olacak. Sevgili Silverwood'cuğumuz. Seni nereye koyayım? Evet, seni nereye koyalım? Onun yakınlarında koyarsan aslında orayı düzeltebilir. Evet, güzel olur. Ve yeni yemek stoğu almaya başlayabilirim. Bu arkadaşın büyümesini bekleyeceğiz. Buralarda olacağım için bu arkadaş zaten büyüyecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötüsü köftenin günler. İyi eğlenceler.